Çok teşekkür ederim hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Allah'a şükür hocam. Allah razı olsun. Sizden ve ekibinizden. Bütün çalışanlardan. Çok teşekkür ederim hocam. Büyük geçmiş olsun Şinasi Bey. Direnleriniz çekildi. Bir tanesi kaldı. İki direni var hocam. İki direniniz kaldı. Evet. Onları da yarın öbür gün çekip artık yavaş yavaş sizi taburcu etmeyi düşünüyoruz. İnşallah hocam. Büyük geçmiş olsun. Büyük bir ameliyat geçirdiniz ama gayet iyisiniz bizce de. Bundan sonra da kontrollerde görüşeceğiz. Görüşeceğiz. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Büyük geçmiş olsun. Bir solut tümör kan yoluyla yayılabildiği gibi lenfatik yolla ya da karın zarı yoluyla da yayılabilmektedir. Karın zarının asıl tümörlerinin yanında bazen kalın bağırsak, mide, apendiks, yumurtalık ve rahim tümörleri karın zarına sıçrayabilmektedir. Bu durum her halükarda ileri hastalığın bir göstergesidir ve beklenen yaşam süresi kısa kabul edilir. Ve birçok merkezde bu durum tedavi edilebilir görülmeyip hiçbir girişim yapılmadan hasta ameliyata alınıp kapatılır. Son yıllarda uygulanmaya başlanan steroidektif cerrahi ve ilave yapılan sıcak kemoterapi işlemiyle bu hastaların yaşam süresinin uzatıldığı gösterilmiştir. Ancak bu ameliyat oldukça güç, cerrah için zahmetli, riskli ve uzun süreli bir ameliyattır. Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerde yapılabilmektedir. Kliniğimizde de bu ameliyatlar yaklaşık 20 yıldır 200'ün üzerindeki hastaya başarıyla uygulanmıştır. Kliniğimiz dünyada ve Türkiye'de deneyimli merkezlerden birisidir. Son hastamız 10 ay önce kolon kanseri teşhisiyle Almanya'da ameliyat geçiren bir hastamızdı. Ameliyat sonrası kemoterapi almış, bu süreç içerisinde hastalık bulunduğu yerde ve karın zarında tekrarlamış. Hastanın büyük abdest yapamama şikayeti nedeniyle yeniden başvurduğu klinikte tedavi edici olmayan ancak hastanın şikayetlerini gidermeye yönelik palyatif dediğimiz yöntemler uygulanmış. Karın bağırsağı iki kez stent konulmuş ve karın zarına püskürtme kemoterapisi uygulanmış. Ancak tüm bu yöntemler hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gibi hastalık ilerleyerek karın duvarına da 4 olakta sıçramış idi. Hasta Almanya'dan Türkiye'ye gelerek kliniğimize başvurdu. Gerekli tetkik ve tahlilleri takiben yeniden ameliyata alınarak peritonektomi prosedürü dediğimiz ameliyat uygulandı. Bu ameliyatta tümörle tutulu olan tüm karın zarı, karın yağı, stentle birlikte bütün kalın bağırsak, ince bağırsağın bir kısmı, dalak ve karın duvarından yükseltmiş kitleler geride hastalıklı doku kalmayacak şekilde çıkarıldı. Eş zamanlı olarak ameliyat esnasında karın içerisine sıcak kemoterapi işlemi uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde 5 gün boyunca karın içine kemoterapi uygulandı. Hastamız ameliyat sonrası 8. gününde taburcu olur aşamaya geldi. Genel durumu da gayet iyi. Bu ameliyatlarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye'de merkez üssü haline geldi. Dünyanın da sayılı merkezlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Her şeyden önce hoş geldiniz. Kürşat hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Bu büyük bir ameliyat başarıyla tamamladıkları için. Benim serüvenim Almanya'da başladı. Geçen sene Nisan ayında başladı, 6'sında. Bir ishal durumuyla hastanelik oldum. Sonra endoskopi yapıldı. Ve orada tümöre rastlandı. Sonra tümör bittikten sonra, alındıktan sonra beni ünlü bir profesöre yönlendirdiler. Almanya'da 4 tane profesörden bir tanesi. Ondan sonra ama dediler yine de onkoloğum bilir. Onkoloğuma gittim. Dediler ki şu anda yapamayız. Onunla şeye geçtikten sonra, irtibata geçtikten sonra profesörle onkolog. Neden? Dediler 6 ay geçmesi lazım. Ne yapacağız 6 ay süresince? Kemoterapi vereceğiz. Artık dedim hanıma artık yok yeter.
Bizim elimiz Atatürk'ün dediği gibi beni Türk doktorlarına emanet edin. Araştırdığım şeylerden internette Kürşat Hoca'yı buldum. Daha doğrusu tesadüf buldum yani Kürşat Hoca. Annemin komşusu ona ameliyat olmuş Avusturya'dan gelip ondan sonra. Ben de ondan sonra araştırmaya başladım. Dedim hemen yürüyoruz. 2-3 gün işte hazırlandık ve sizin de gördüğünüz gibi buradayım yani.